Evet çok kıymetli dostlar. Canlı yayınımızı açtık. Dostlarımızın gelmesini bekliyorum. O yüzden bir kısa bir sessizlik oldu. O sessizliğimiz inşallah hayırlara gebedir. Çok değerli dostlar. Dün yayın evimden çok güzel bir haber aldım. Ee, İyi Düşün Mutlu Yaşa kitabım. İnşallah önümüzdeki günlerde çıkacak. Tabii ki kendine bir iyilik yap. Sen çok özelsin kitabımdan sonra iyi Düşün Mutlu Yaşa kitabım. Hem sizler için hem bizler için hem ülkemiz için inşallah hayırlara vesile olur diye düşünüyorum. Çünkü manevi kişisel gelişimi ben biliyorsunuz önemsiyorum ve Türkiye'de manevi kişisel gelişim ibaresini ilk kullanan benim. Şu açıdan önemli yani kişisel gelişim kitapları biliyorsunuz dünyada yeterince var. Hatta büyük bir çoğunluğunun kes kopyala yapıştır birbirinin aynısı birbirine çok benzer olduğunu bu kitapları okuyanlar da bilecektir. Fakat ben şu açıdan değerlendirme yapıyorum. Biz inançlarımız var, inançlı insanlarız, bir kültürümüz var, bir medeniyet kodlarımız var. İnançlarımızı, kültürümüzü, medeniyet kodlarımızı da anlatarak hem insanlarımıza onların anladığı dilden hitap etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden manevi kişisel gelişim tarzını önemsiyorum. Yani düşünün psikologlarımız var, psikiyatristlerimiz var ama hiç Allah demiyorlar. Hiç sevgili peygamberimizden onun uygulamalarından bahsetmiyorlar. Hiç kültürümüzde yer alan büyük büyük alimlerimizden onların yapmış olduğu çalışmalardan bahsetmiyorlar. Hiç Allah demiyorlar. Hiç ölüm var demiyorlar. Hiç ahiret var demiyorlar. Hiç imtihandayız demiyorlar. E böyle olunca soyut bir şekilde batı tarzı kafaların yorumlarıyla var olan problemlere çözüm üretmeye çalışıyorlar ki ben bir kardeşiniz olarak bunu hepsi yapmıyor tabii ki ama büyük bir çoğunluğunun böyle yaptığını görüyorum. Ben de bir kardeşiniz olarak bu alana farklı bir metot geliştirmeye uygun gördüm. O yüzden manevi ikisel gelişim tarzının bizim ülkemizin, bizim değerlerimiz kodlarına uygun olduğunu ve bizim değerlerimizi çok daha güzel ifade ettiği kanaatindeyim. İnşallah kendine bir iyilik yap kitabımı okuyanlar, sen çok özelsin kitabımı okuyanların da büyük bir keyifle iyi düşün, mutlu yaşa kitabımı okuyacaklarını ümit ediyorum. Hepimizin iyi düşünmeye ve mutlu yaşamaya ihtiyacı var. Fakat değerli dostlar sizler de takdir edersiniz ki Allah'ın yaratmış olduğu en mükemmel organ beyindir. Siz beyninize ne atarsanız beyninizden yani bir fabrika gibi düşünün. O fabrikaya ham madde olarak neyi atıyorsanız o fabrikadan da onlar çıkıyor. Dolayısıyla beynimizi nasıl çalıştırmamız gerektiğini hepimizin bilmesi gerekiyor. Çünkü olumsuz şeyler düşünmeye başladığımızda kendini gerçekleştiren kehanet sendromu devreye giriyor ve beynimiz olumsuz düşüncelere kanalize olarak onun neden olması gerektiği ile ilgili size bir sürü bilgiler getiriyor. Ama olumlu düşünmeye başladığınız zaman, olumlu şeyler hissettiğiniz zaman, olumlu şeyler söylediğiniz zaman beyniniz de aynı şekilde olumlu şeyleri size getirmeye çalışır. Yani o İnsanın hayatında, kalbinde, ruhunda, yüreğinde oluşan bütün her şeyi oluşturan, her şeyi yapan beyin. Ama o beyinde doğru düşünmeye, nasıl düşünmesi gerektiğini bilmeye ihtiyacı var. Ben kardeşiniz olarak beni takip edenler bilirler. Ben hep ne söylerim? Aklını kalbine danışarak kullan. Şimdi sen akıl var ama kalbine danışarak kullanmıyorsun. Duyguları öteleyerek, duyguları yok sayarak bu hayatı yaşama imkanımız yok. Dolayısıyla duygularımızı da işin içine katarak ama ak akıl süzgecinden ve kalp süzgecinden geçirerek hayatımızı buna göre dizayn etmemiz gerekiyor. Ben de size bunu anlatıyorum. Çünkü kendinize iyilik yapmıyorsunuz. Gerçekten yapmıyorsunuz. Hep üçüncü şahıslar için kendinizi heba ediyorsunuz. Mahvediyorsunuz. O güzelim hayatı berbat ediyorsunuz. İşte size bunu nasıl yapacağınızla ilgili Küçük küçük ipuçları veriyorum. Tabi hemen böyle söyleyince hocam eşim diyor, çocuğum diyor, çoluğum diyor. Onlar da bu listeye dahil mi? Onlarla ilgili de elbette bizim söyleyeceğimiz cümleler, söyleyeceğimiz sözler var. Ama değerli dostlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir tek hayatınız var. Ve bu dünyaya bir kez geliyorsunuz ve imtihan olmaya geliyorsunuz. İmtihan olmanın gerekliliğini, gerekliliğini yerine getirmek için de yapmamız gereken bir takım sorumluluklar var ve bu sorumluluklardan kaçamayız. Bu sorumlulukları da güzel bir şekilde yaşayarak hayatımızı harmanlayarak harika bir ömür yaşamak herkesin elinde. Fakat ben ne yapıyorum? Ben size işte bunu yaparken nasıl düşünmeniz, nasıl hissetmeniz, nasıl davranmanız gerektiği ile alakalı ipuçlarını, kodlarını sizlere veriyorum. Vermeye de gayret göstereceğim kim ne derse desin. Çünkü ben Allah'a inanıyorum. Ben Müslüman bir insanım. Elimden geldiği kadar inançlarımı yerine getirmeye çalışan bir insanım. Her ne kadar bazı psikologlar, bazı sosyologlar, bazı kendini bu işe adamış olan kişisel gelişim uzmanları Allah'ı devre dışı bırakmaya çalışsa da, sevgili peygamberimizi devre dışı bırakmaya çalışsa da, bizim kadim geleneğimizi, kültürümüzü, değerlerimizi, atalarımızı devre dışı bırakmaya çalışsalar da ben ısrarla ve inatla o manevi kodlarımızla sizlerin ruhuna, kalbine, yüreğine, beynine hitap etmeye gayret göstereceğim. Ve son nefesimi verene kadar da bu amaç doğrultusunda hayatımı dizayn edeceğim. Çünkü beni takip eden kitleyi biliyorum. Beni takip eden dostlar, efendim belli bir seviyede olan, efendim gerçekten hayatı güzel yaşamak için mücadele eden, bu uğurda söyleyeceğimiz sözlere kıymet veren, kendini düzeltmek için bir çaba ve gayretin içinde olan dostlar. Ve ben de yapmış olduğum paylaşımlarda, onlara anlatmış olduğum hikayelerde, onlara vermiş olduğum nasihatlerde hep onların şunu yapmalarını istiyorum. İkinci kitabımda dediğim gibi, dostum, hey arkadaşım, sevgili kardeşim, canım benim, hayatım hangisinden alıyorsa, ya sen çok özelsin ya, hakikaten çok özelsin. Sen çok özel bir insansın. Allah seni eşrefi mahlukat olarak yarattı. Sen mükemmel bir insansın. Ama ne yapıyorsun? Ama ne yapıyorsun? En ufak bir problemde, en ufak bir sıkıntıda bırakıyorsun kendini. Yıkılıyorsun, yok oluyorsun. Kendini mahvediyorsun. Başkalarının o acımasız, kirli ayaklarının altında kalıyorsun, eziliyorsun. Yapma. Sen çok özel bir insansın. Dedim ikinci kitabımda. Kendine bir iyilik yap dedim. İçine dönük Sonra sen çok özelsin dedim. Sonra ne diyorum? İyi düşün, mutlu yaşa diyorum. Neden? Dostlar, söylemiştim az önce. Geldik, gidiyoruz. Ha ben kardeşiniz olarak 50 yaşındayım. Geldik, gidiyoruz. 50 yaşından sonra artık devam ediyoruz. Düşünün ki sevgili peygamberimizin bile 63 yıl yaşadığı bu dünya. Geldik, gidiyoruz. Şu dünyada Allah'ın yarattığı şu muhteşem ömürde onun emir ve direktifleri doğrultusunda sevgili peygamberimizin izinde size veda hutbesinde iki şey bırakıyorum dediği onlardan bir tanesi olan sünnetim benim sünnetim ve ehli dediği Kur'an dediği onlara uyduğumuz zaman biz hayatımızı muhteşem bir şekilde yaşayabiliriz. Bu herkesin elinde ya bunun için öyle çok uçmaya kaçmaya gerek yok ya şu kalbinize bir danışın bakalım ne diyor ya samimi mi bu kalp şu kalp Vallahi billahi sizin eksikliklerinizin hepsini Allah tamamlar. Ama kalbin samimi mi? Gerçekten içinde samimi duygular besliyor mu? Eksikliğin olabilir ya. Yanlışın olabilir, hatan olabilir. Allah düzeltir ya. Allah sana yardımcı gönderir. Allah sana hızırı gönderir. Allah sana huzuru gönderir. Allah sana mutluluğu gönderir. Şu kalbin samimi mi ya? Kalbin samimi ise gerisini hiç düşünme. Kurman olduğum Rabbim ben yine bir sözümde söylemiştim. Demiştim ki ya sen işte şunları şunları yap. Allah Hızır'ı da gönderir. Hazır'ı da gönderir. Huzur'u da gönderir. Samimiyet çok önemli değerli dostlar. Vallahi siz samimi bir şekilde Allah'a yönelin. O kurban olduğum Rabbim var ya size ne açılmaz kapıları açar. Siz samimi bir şekilde sadece ondan isteyin. Görün ki Allah sizin karşınıza ne kadar muhteşem insanlar çıkartır. Siz samimi bir şekilde insanlara davranmaya devam edin. Görün bakın hayatta gelmiş olduğunuz hangi merhaleler, açmış olduğunuz hangi kapılar, varmış olduğunuz hangi makamlar, gitmiş olduğunuz hangi yerler ve tatmış olduğunuz hangi güzellikler var. Lütfen samimi olalım ya. Ben samimiyetle bir kardeşiniz olarak anlarsınız zaten yüzüme bakın canlarsınız. Ben samimiyetle elimden geldiği kadar bu alanda çalışmalara gayret çalışmalarıma devam ediyorum. Gayret gösteriyorum. Kullan olduğum Rabbimden diliyorum ve istiyorum ki ya Rabbim eğer bizim söylediğimiz hayırsa doğruysa faydalıysa insanlara ulaştır onu ya rabbi ulaşmasına vesile ol ya rabbi çünkü neden gerçekten bazen bir söze ihtiyacı olan insanlar var. Bazen güzel bir cümleye, bazen iyi bir nasihat'a, bazen güzel bir örneğe, bir hikayeye ihtiyacı olan insanlar var. O zaman hemen onu duyunca diyor ki ha işte ya bugün duymam gereken söz buydu demek ki. Ya da benim dinlemem gereken nasihat buydu demek ki deyip Hayatında olumsuz düşünecekken hemen kendini toparlıyor, böyle bir silkeleniyor ve kendine geliyor. Dostlar, biz bunu yapıyoruz. Biz Allah'ın vermiş olduğu o e, yetenekle, kabiliyetle, işte ses tonuyla ya da ne bileyim Allah'ın vermiş olduğu o güzelliklerle kalbimizden size o güzellikleri dilimizle aktarmaya gayret gösteriyoruz. Ben şuna inanıyorum, dostlar. Samimiyetle insan gayret gösterirse bu hayatta üstesinden gelemeyeceği. Hiçbir şey yok. Aşamayacağı hiçbir menzil yok. Dolayısıyla siz gayretinizi eksik etmeyin. Siz çabanızı eksik etmeyin. Dediğim gibi gerisini Allah tamamlayacaktır. İşte kendine bir iyilik yap. Sen çok özelsin ve iyi düşün, mutlu yaşa kitabım. Manevi kişisel gelişim tarzında yazılmış eserler. Ve dünyanın okuyarak güzelleşeceğini hepimizin inanması lazım. Okudukça ne kadar farklı bir insana döndüğümüzü, kalbimizin, ruhumuzun ne kadar berraklaştığını Beynimizin ne kadar e, net, harika kararlar aldığını görebileceğiz. Lütfen okumayı hayatınızdan eksik etmeyin. Çok uzattım, farkındayım. Yorumlarınıza da çok fazla bakamadım. Hakkınızı helal edin. Elbette hastalıkta bitmez, sıkıntılar da bitmez, problemler de bitmez. Ya takılmayın ya. Ya Allah aşkına ya. Biter mi? Biri biter öbürü başlar. Öbürü biter öbürü başlar. Diğeri biter, diğeri başlar. Siz yeter ki hayata bakış açınızı değiştirin. Sıkıntı. Allah diyor ki ya ben diyor sevdiğim kuluma sıkıntı veririm diyor ya. Demek ki Allah seni unutmamış ya böyle baksana. Efendim problemlerin var, sıkıntıların var eşinden, çoluğundan, çocuğundan, maddi. Ya şöyle düşünmüyor musun ya? Diyor ki cennet halisinin büyük bir çoğunluğu yoksullardan oluşmaktadır. Ha ben demiyorum ki yoksul olun. Ama öyle düşünüyorsan diye söylüyorum. Ya da problemlerle karşılaştığın zaman Allah'ın seni unutmadığını düşün. Mesela dua ediyorsun diyorsun ki ya Allah'ım duam kabul olmadı. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah seni huzurunda dua etmeyi nasip etmiş ya. Bundan daha güzel bir mutluluk olabilir mi? Ya seni huzuruna çağırmasaydı ya dua edecek zamanın, imkanın, fırsatın bile olmasaydı ne olacaktı? Allah seni huzuruna çağırmış. Dua ediyorsun ya. Böyle bak. Bakış açını değiştir. Hayattaki en mutlu kişi sen olacaksın. Bak net söylüyorum. Allah'ın bizi huzurundan kovmadığı müddetçe, ona el açmaya devam ettiğimiz müddetçe, dualarımızı ondan esirgemediğimiz müddetçe ben inanıyorum ki iki cihanımız da ki dünyamızda aziz, bahtiyar, mutlu olacak. Dediğim gibi bakış açınızı değiştirin. Elbette benim paylaşmış olduğum her şeyi paylaşabilirsiniz. İzin almadan paylaşım yapabilirsiniz. Ha, kıymete geçmiyor bazen çok önemli değil. Balık bilmezse kurban olduğum Rabbim halık bilir. O yüzden hani biz ondan istiyoruz, ondan bekliyoruz. Diyoruz ki Rabbim yapmış olduğumuz işleri hayırlara vesile kıl. Karşımıza güzel, kalbi güzel, iyi niyetli insanlar çıkar. Bizi yormasın o insanlar, halden anlasınlar, yüreğimizi gerçekten yormasınlar. Çok tüketiyorlar yüreğimizi. Olsun. Vardır Allah'ın bir bildiği diyelim ve yolumuza devam edelim. Dostlar, bazen bakıyorum e, kitap paylaştığım zaman altında yorumlar çok az oluyor. Ya geçenlerde birisi e, TikTok'ta bir e, ahlaksız yayın yapan bir adamın e, videolarından bahsetti. Yani e, deşifre ediyormuş insanları. Yani onları ahlaksızlar sürüklüyormuş, ardından da deşifre ediyormuş ve bir de canlı yayın yapıyormuş. Hem buradan para kazanıyor arkadaşımız, hem canlı yayın yapıyor, hem de aynı anda canlı yayınına 20 bin, 30 bin kişi giriyor dostlar. Nasıl? Ee, i̇şte adam hem kötülüğü anlatacak, hem ahlaksızlığı anlatacak, hem bundan para kazanacak, hem de yayınına 30 binler. 10 binler 20 binler insanlar girecekler. Sosyal medyada çok görüyoruz. Sosyal medyada ahlaksızlık, olumsuzluk, eleştiri, bağrak çorrak şöyle böyle anlatan insanlara bak. Oo kırla. Şunu yapma, böyle etme. Cık. Bakıyorsunuz altında dünya kadar yorumlar. Bir sürü bir sürü paylaşımlar. Dostlar önemli değil. Herkes yani şeytan şeytanlığını yapacak. Ee, biz de biz de insan da insanlığını yapacak. Dolayısıyla biz doğru safta olduğumuza inanıyoruz ve doğru yolda inan olduğumuza inanıyoruz. Ee, bize bu manada vereceğiniz destek gerçekten çok önemli. Ee, i̇nşallah sözlerimizi de yanlış anlamazsınız. ya. Valla bazen kılı kırk yararak cümleler kurmak zorunda kalıyoruz dostlar. Desteklerinizi esirgemeyin inşallah sevgili dostlar. Ben kardeşiniz, hocanız, öğretmeniniz, arkadaşınız, beni ne olarak görüyorsanız Zekeriya Efiloğlu olarak, sizlerin kalbine, sizlerin ruhuna, sizlerin aklına hitap eden Hz. Peygamber Efendimizin Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ışığında bildiğim şeyleri, hikayeleri, tavsiyeleri anlatmaya gayret göstereceğim. Çünkü ben sizinle cennette de buluşmak istiyorum. Allah'a emanet olun.